Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Ülkemizin batısından doğusuna, sesimizin ve görüntümüzün gittiği her yere, Balkanlara selam olsun. Sevgi ve saygılarımızı ileterek Kadın Gözüyle programına başlayalım. Kadın Gözüyle programında sizleri Kavaklı Mahallesi'ndeki Haraççıoğlu Medresesi'ne getirdik. Bizler için çok özel bir yerdi. Özellikle kumda kahvesi ve mantısıyla önemli bir kültür merkezi burası da. Kültür merkezi diyorum çünkü hem ney kursları var hem Osmey'in kursları burada yapılıyor. Hem de siz ailenizle, dostunuzla gelip burada çayınızı, kahvenizi içebilir, hoş sohbetleri, güzel dakikaları burada geçirebilirsiniz. Hacı Hüseyin Ağa tarafından medrese olarak ve tabii ki tekke olarak yapılmış, gayrimüslimlerin vergilerini toplayan aileye mensup olan haraççı dedikleri yer. Yılında da Osman Gazi Belediyesi tarafından restore edildi. Hemen medresenin açılımına baktığınız zaman Haraççı ya da Cizye Darzade Medresesi olarak adlandırılıyor. 18. yüzyılda Hacı Hüseyin Ağa tarafından önce zaviye olarak yaptırılmış, yapı ilk inşa edildiğinde Nakşibendi Tekresi olarak faaliyet göstermiş. We'll be right back.
Haraççıoğlu'nun içine girdiğiniz zaman da sizi eski bir doku karşılıyor. Öncelikle kapısından başlıyorsunuz. Hani eski evlerin kapısında koca tokmaklar vardır ya, çalarsınız. Hatta kimin çaldığını, bayan mı geldi, bey mi geldi, o tokmakların büyüklüklerine göre bilirlermiş. Haraççıoğlu'na geri dönersek, burası da onlarla dolu, mistik havasıyla çok güzel bir yer. İçeride masalar var, eski koltukları, eski dokuları var. Baktığınız zaman içeride okuyabileceğiniz kitaplar da var. İşte böyle kitapları alıyorsunuz, buraya oturuyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz ve benim elime de ilk gelen kitap şiir kitabı olmuş efendim, ne güzel. Her daldan burada bir kitap var, her türlü kitabı burada okuyabiliyorsunuz. Kadın Gözü'yle izleyicileri, içeri girerken Haraççıoğlu'nu sizlere anlatmıştım. Ancak eksik anlatmışım. Çok daha fazlası var. Her mevsim oldukça güzel bir mekan. Hemen buranın işletme müdürümüze dönelim. Hem de tanıyalım. Bakalım bizler için Kadın Gözü'yle programını neler anlatacak. Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyorum programımıza. Siz de hoş geldiniz. Haraççıoğlu Sosyal Tesisleri Sorumlusu Hüsnü Aydın. 7 senedir burada görev yapıyorum. Severek de yapıyorum. Gerçekten mekanımız gördüğünüz gibi çok huzurlu, doğal, güzel hizmet vermekteyiz. Onun dışında müşterimizle diyaloglarımız çok güzel. Müşteri çok mutlu. Gerçekten medresenin manevi atmosferinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Kalitemizden çok memnunlar. Güzel şeyler yapıyoruz gerçekten. Bir de bir aile ortamı oluştu burada. Sohbet ortamı çok güzel. Müşteriyle çalışanlar böyle aile, bir aile gibi. Çok samimi bir ortam var. Güzel de sohbet ortamı oluyor. Yazın özellikle çok yoğun bir müşterimiz var. Çok amaçlı da kullanıyoruz burayı. Burası bir kültür merkezi olarak görev yapıyor. Onun dışında kültür faaliyetlerimiz var. Kurslarımız var. Osmanlıca kurslarımız var. Dini sohbetlerimiz oluyor. Bayanların toplantı günleri oluyor, günler yapıyorlar. Onun dışında bahçemizde insanlar kahvesini içiyor. Güzel sohbet ediyor, huzurlu bir ortam var. Baktığımız zaman bölgeye de Kavaklı Mahallesi Bursa'nın en eski mahallelerinden biri. Siz de hemen onun böyle ortasında, göbeğinde ışıl ışıl, pırıl pırıl parlıyorsunuz mistik havanızla, bu huzur dolu ortamınızla. Peki bu ortama ek ilave olarak da bazı menülerimiz var. Neler vardır? Ya en azından müşteri geldiğinde aç bırakmıyoruz. Yani biz bir restoran değiliz, burası bir kültür merkezi. Sosyal tesis olarak görev yapıyoruz. Ama geldiğinde eli boş göndermiyoruz. Çünkü saatlerce oturanlar var. Yani karnı acıktığı zaman da yine burada bir şeyler yemek istiyor. Evet. Bizim ev mantımız var. Ev mantımız da belediye bünyesinde yapılıyor. Bayanların tek tek elle uğraştığı, el emeği göz nuru dediğimiz. Evet. Tabii çok da lezzetli yapıyoruz. Gerçekten ablalarımız, mutfaktaki ablalarımız da bu işin artık senelerdir profesyonel oldular bu mantı konusunda. Onun dışında ayvalık tostu yapıyoruz. Ayvalık ekmeğine tost yapıyoruz. Onun dışında yine belediye bünyemizde yapılan tatlılarımız var. Bal mumcu kabak tatlısı dediğimiz kabak. Çok gündemde. Haraççılığın... Ben bunu sütlaç olarak görmüştüm. Evet, ben de ilk defa Haraççı'da gördüm. Bunlar da hepsi tatlılar da belediye bünyesinde yapılan tatlılar. Şeyle yapılmış, muhallebiyle yapılmış
içi kabak. İçinin üstüne de muhallebi dökülmüş. Çok eski tatlıları aratmamış. Yani Osmanlı'dan herhalde esinlenmiş bir tatlı ama çok başarılı bir tatlı. Haraççı'nın da göz bebeği. Onun dışında Kıbrıs tatlısı. Bu da çok favori bir tatlımız. Bir de herkesin her yerde görebileceği bir tatlılar değil yani. Bizim bir özelliğimiz de o. Yani farklı bir konseptimiz var. Galata unundan yapılmış, içi cevizli, kremalı, nefis bir tatlı. Geldiklerinde müşteriler mutlaka kabak tatlısıyla Kıbrıs tatlısını tavsiye ediyorum, denemelerini istiyorum. Özel bir kahvemiz var, buraya has. Zaman zaman bizler de uğradığımızda, hatta bir müddet uğramadığımız zaman hemen Hüsnü abim şöyle diyor, uzun zamandır uğramadınız, yoktunuz, evet. Gözümüz sizi aradı diyor. Ben de özellikle buranın kumda pişirilen o güzel kahvesini içmek için geliyorum. Ama ben sizden dinlemek istiyorum, sırlar alabilecek miyiz bakalım? Bu ticari sırdır, kumun sıcaklığında pişiriyoruz kahveyi. Tabii kahvemiz özel, kahvemiz de gerçekten özel, bu işi iyi yapanlardan alıyoruz kahvemizi. Kumun sıcaklığında yapıyoruz, soğuk suyla pişiriyoruz. Hani Osmanlı'da yapıldığı gibi yapıyoruz. Sunumumuz çok güzel. Müşteriye masada sunumu yapıyoruz. Masada döküyoruz fincana. Onun yanında lokum veriyoruz falan. Bunlar tabii güzellik katıyor. Evet. Öyle olunca da çok müşterimiz özellikle bize, tabii şeye de kaliteye de yansıyor. Böyle uğraşıyoruz, gerçekten emek veriyoruz. Her gün kahve içmeye gelen müşterilerimiz var. Gerçekten özellikle her gün kahve içmeye gelen müşterilerimiz var. Şimdi az önce ney kursundan bahsettiniz. Bu kurslar herkese açık mı? İsteyenler gelebiliyor mu? Ya da şöyle sorayım. Ben Haraççıoğlu'na çay kahve içmeye geldim ve özellikle de işte ney kursunun olduğu dakikalara, saatlere rastladım. Oturup dinleyebiliyorlar mı? Nasıl bir hizmet veriliyor orada? Onu anlatırsanız. Şimdi ney kurslarımız bizim haftanın 3 günü oluyor. OSMEK, yine belediyenin OSMEK birimi düzenlemiş olduğu kurslar bunlar. Pazartesi, salı, çarşamba günleri ney kurslarımız var. Bunlar saat 5'te başlıyor. Saat 10'a kadar kurslar devam ediyor. Kurslar devam ederken içeriye çok istisna yapıyoruz ama kurs olduğu için ara sıra böyle bir mini konserler yapıyor. Hocamız da sağ olsun çok bu işin profesyoneli. Hemen toparlarsak biraz da bize Haraççıoğlu Medresesi'nin tarihini, özgeçmişini, bu güzel havayı bugüne taşımış Osman Gazi Belediyesi de tadilatlarla. Biraz geçmişinden bahsederseniz nasıl anlatırsınız, neler söylersiniz? Şimdi Haraççıoğlu Medresesi daha önce medrese olarak burası görev yapmıştı. Valla kesiyorum bu arada sözünüzü. Evet. Kumda pişen kahvemiz de geldi. Efendim bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Hüsnü abi 40 yıl artık ağırlayıp durursunuz evet, bizim kadın evet. Gözleri ekibinizi. Böyle hem çayımız geldi, hem tatlılarımız var, hem mantımız var. Şimdi izleyenlerin ağzı sulanıyor biliyorum ama biraz daha sulandıracağım ben. Çünkü bu güzel kahvenin kokusunda, deminde, telvesinde biraz daha sohbet edelim istiyorum. Evet. Buyurun devam edin anlatmaya. Evet. Haraççıoğlu'na. 12-13 sene önce burası çok atıl vaziyetteydi zaten. Çok eski bir durumdu. Böyle yıkılmış durumdaydı. 13 sene falan oldu restore olalı. 13 senedir de kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Her geçen günde insanlar tanımayan daha çok Haraççıoğlu'nu bilmeyenler. Gerçi biz yoğunluktan diyoruz ki çok kişi biliyor zannediyoruz ama bazı yerlerdeki sohbetlerde ben ya neresi orası diye bilmeyenler, Bursalı olup da mesela bilmeyen çok insanlar var. Gelmeyen insanlar tabii onlar için hepsini davet ediyoruz. Gerçekten gelen de bize bir bağımlılık yapıyor. Yani bazı biz canlı olarak şahit oluyoruz. İnsanlar ya biz buraya yeni geldik ama çok güzelmiş, huzurlu bir ortammış. Biz artık buranın bağımlısı oluruz diye böyle duyuyoruz. Bizim de hoşumuza gidiyor. Hüsnü abime çok teşekkür ediyorum. Efendim hemen bu güzel kahvenin tadına varmak istiyorsanız diyorum. Nasıl geleceksiniz? Hemen onu da belirtelim. Hemen
Kavakla Mahallesi'nde Saltanat Kapı'dan girdiklerinde bir yol karşıya hastaneye doğru gidiyor. Devlet Hastanesi'ne doğru, oraya değil sola doğru döndüklerinde Pınarbaşı'na doğru giden yolda, Üftadı Hazretleri'nde giden yol, yolda 100 metre ileride Kavaklı Camii'nin yanı. Evet, belirttiği gibi hem Kavaklı Camisi'nin hem de diğer camilerin olduğu çok güzel bir bölge burası. Hem tarihi sokağıyla gezebilirsiniz hem burada dinlenip işte çayınızı kahvenizi içebilirsiniz diyoruz. Bu arada Kadın Gözüyle ekibi olarak da her birine çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güler yüzlü bir personeli var. Bu anlamda bizler de burayı çok beğendik, çok sevdik diyoruz. Hemen tatlarına bakalım. Ama telvenin kokusunu alıyorsunuz, kahvenin kokusunu. Kumda piştiği, makinede pişirilmedi, has kahve oldu, o kadar belli ki. Bu tadı tatmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz mantıyı anlatmadın, tatlıyı anlatmadın. Ben bir kaşık da şöyle mantının tadına bakmak istiyorum. Sırf sizler için. Şöyle alıyorum. Evde yapıldı, o kadar belli ki. Özel hanımların uğraştığı. Efendim, şu özel tatlımıza da tabii. Ben tadından bakmak istiyorum ve anlatmak istiyorum. Şimdi bunda muhallebi ve içinde kabak var. Aslında bildiğimiz kabak tatlısı ama muhallebiyle süslenmiş. Osmanlı'nın hafif bir tatlı. Rahatsız çok tatlı etmiyor. Ama bunun yanında aklımda kalanıyla Osmanlı şerbetleriniz de var. Evet, Osmanlı doğal şerbetlerimiz var. Ahududu şerbetimiz var, böğürtlen şerbetimiz var, demir hindi şerbetimiz var. Bunları bir de karışık da yapıyoruz. Ayrı bir lezzet. Onlar da tamamen doğal. Onları da denemelerini tavsiye ediyorum. Evet, bizler de burayı Kadın Gözüyle ekip olarak tüm izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Bursa'da Osman Gazi ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde küçük bir medrese, Haraççıoğlu. Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Ne güzel, ne mutlu. Yanımızda küçük bir prensimiz var. Ney kursunun en küçüğü herhalde ama elindeki ney de kendisinden büyük. Şimdi ustamızla hocamızla karşılaştırdığımız zaman şöyle yan yana hocam bir getirelim bakalım. Asıl neyle yan yana geldiklerinde boyu kadar ama kendi elindeki minik ufak biraz minize edilmiş. Hemen ismini öğrenebilir miyim? Eren Kayra Karakuş. Eren'cim kaç yaşındasın? 8. Maşallah, Allah annene babana bağışlasın. Ne güzel evlat olmuşsun sen. Sen az önce neyi çaldın? Ya satarım, ben satarım. Sen biliyor musun bütün hepsinin sözlerini onu? Azıcık mırıldan da bakalım. Nasıldı sözleri? Ya satarım, bağ satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Arkasına bakana dayak atarım. Böyle devam ediyor değil mi? Sen şimdi neyi seviyor musun? Evet.
Hoşuna gidiyor mu? Evet. Sen daha önce kursa katıldın mı, geldin mi? Bu ilk mi? Geldim. İlk kez mi geliyorsun? Kaç derse geldin? Niye bileyim, saymayayım. Niye bilelim ya, saymadık. Dur bir, ya niye böyle sorular soruyorsun abla sen de? Ne güzel, ne mutlu. Yaşıtlarına tavsiye eder misin, gelsinler mi? Bence gelsinler. Bence gelsinler. Sevdin yani burada olmayı. Hı hı. Peki büyüyünce devam edecek mi neye? Evet. Dersler nasıl? İyi. İyi mi? Çok iyi mi? Bayağı çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Böyle diyeceksin, çok iyi. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mühendis. Ne mühendisi onu da sor. Uçak mühendisi. Oo, hedeflerimiz büyük. Allah bağışlasın. Başarılar dilerim. Uçak mühendisi de ol. Ama bu neyi de bırakma, tamam mı? Bırakmayacağım. Bırakmayacaksın. Hadi izleyicilerimize el sallayalım. Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sohbetlerimiz devam edecek. Hocamıza, eğitmenimizi tanıyacağız ama Eren'cim biraz yaş gereği küçük olduğu için, annesi babası da dışarıda beklediği için kendisini göndermemiz gerekiyordu. Öncelikle röportaja kendisini alalım istedik. Dedim ya, genç bir prensimiz. İnşallah ömrü de bahtı da kendisi gibi yakışıklı ve güzel olur diyoruz. Hüsnü Bey, bu güzel kapının güzel tokmağını açalım. Açalım. İçeride güzel bir ney sesi var sanırsam. Evet, buyurun, buyurun beraber girelim. Ney kursumuz da her sene bu salonda yapılıyor. Güzel bir otantik bir ortamda. Burayla da özleşmiş. Özleşti zaten, evet. O zaman biraz dinleyelim. Hocamız Nadir Tınazlı hocamız. 3 senedir aşağı yukarı, değil mi hocam? 3 senedir beraber çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz ondan çok memnun. Sevgili Kadın Gözüyle izleyicileri, Cizre Darzade, diğer adıyla Haraççıoğlu Medresesi, ışıklarını yaktıktan sonra hemen dışarıdan kulağınıza hoş bir eda gelir. Nedir bu derseniz, işte ney sesidir. Üflemeli çalgılarda herhalde en içten olan, en yanık olan da odur diye düşünüyorum. Hemen eğitmenize söz vermek istiyorum. Öncelikle izleyicilerimiz sizi tanısın. İsmim Nadir Tınazcı. Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'nde bu mekanda sadece olmak üzere 6 yıldır ne kursu düzenliyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile belediyenin protokolü var. Belediyenin bu güzel mekanlarını kullanarak kursiyerlerimizle birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Hemen sorayım o zaman, kaç kursiyerimiz vardır? İlgi alaka nasıldır? Yaş grubuna baktığımız zaman 8 yaşından daha ileri yaşlara kadar var. Oradan hatta teyzem bana gülümsüyor ama biraz sonra sohbetlerimizi edeceğiz onlarla da. Hem ondan bahsedelim, hem biraz da neyi tanıtalım istiyorum. Ney, nereden gelir, ne demektir, ney, nasıl çalınır merak ettim ben. Evet, 12-13 kursiyerimiz var şu anda. Biraz daha kalabalık olarak başlıyoruz. Bu sayı zamanla yapamadığını düşünenleri evet çıktıktan sonra düşürdükten sonra şu an 12-13 kişi kadar devam ediyoruz. Tabii ki sabır işi ama çok da öyle göründüğü kadar da zor bir enstrüman değil ney. İşte 5000 yıl öncesine dayanıyor neyle alakalı ilk buluntular. Tabii o zamanlar biraz daha farklı görüntüsü, şimdiki halinde değil. Eskiden bilinen bir enstrüman değildi bu kadar. Son birkaç yıldır gündemde olan bir enstrüman ney. Dediğim gibi de çok da öyle göz korkutulduğu kadar zor bir enstrüman da değil. Şimdi ben neyi biraz tarif etmenizi, anlatmanızı istersem, baktığım zaman şöyle değişik değişik yerlerinde delikler var. Hemen anlatırsak ney nasıl bir enstrümandır? Ney kamış dediğimiz bir bitkiden imal ediliyor. Bu bitkinin çizgileriyle birlikte sayıldığında 9 adet boğumu var. Bu boğumlara belli yerlerden toplamda arkada bir, önde 6 tane olmak üzere 7 delik açılıyor.
Biz bu delikleri üfleme şiddetlerini artırıp azaltarak bu delikler üzerinden çok farklı notalara, perdelere ulaşıyoruz. Üfleme şiddetleri ne üflemede önemli bir etken. Hemen o zaman ben bir parça dinlemek istiyorum bu güzel arkadaşlarımızdan. Daha sonra da her birini tek tek tanımak istiyorum. Hoş bir kadın gözüyle sohbet edelim. Arkadaşlar, aranızda çalışmayan, geçen hafta verilen notaları dikkatle dinlemeyen ya da daha doğrusu kendilerine atılan videoları izlemeyenler var mı? Yok, bir tek ben. Bu durumda 7 tane deliği o hünerli ellerle bir araya getireceksiniz ve o notaları öğreneceksiniz. Ahenk oluşturacaksınız. Gerçekten zor. Sınıfa baktığım zaman hepsi başarılı, bir tek ben kaldım. Sabaha kadar uğraşsam, flütle bile uğraşsam anca do'yu çözerim diye düşünüyorum. İşin esprisine biraz geçersek bakalım arkadaşları tanıyalım, memnunlar mı? Öncelikle isminizi öğrenelim. Murat ismim. Bir merakla başlamıştım. Neye? İşte internetten falan izliyordum. Sonra Busme'nin bu kursuna denk geldi. İşte kaydımızı olmuştuk. Yaş başladık. 24 yaşındayım. Neyle uğraşıyoruz? Odyometristim. İşitme, bir özel bir firmada işitme cihazı satışı yapıyorum. Nereliyiz? Edirne'liyim aslen. Peki Edirne'ye selam var mı? Evet, buradan bütün Edirne'ye selam söylüyorum. Sımatlama bak, sonra say amcaları, dedeleri, nineleri. Program çok uzar öyle. Çok mu uzar? Evet. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Hemen ben abimize de geçmek istiyorum buradan. Evet, isminizi öğrenelim. Merhaba, ben Recep. Küçüklüğümden beri merak sarmıştı bu benim neyi. İnternette araştırdım. Kayıtlar varmış. Kayıt yaptım. Hocamızla tanıştık daha sonra. Evet, bu derse başladım. Sizin yaş kaç? Benim yaşım 32. Aşçılık yapıyorum bu sektörde. Hı hı. Bursa'da görev yapıyorum. Nereliyiz? Buralı mıyız? Bursa'da mıyız? Aslen Erzurumluyum. Erzurumlusunuz. Evet. Erzurum'a da selam olsun o zaman. Hayırlısı. Yalnız şu an abimin var ya, eller ney böyle gıdı gidiyor. Çalarken ne olacak ben bilmiyorum. Evet, sizi de tanıyalım. İsmim Samet Tatlıcı. Ben de Hisar içerisinde bulunan Nakkaş Ali Paşa Camisi'nde görevliyim. İmam Hatip'im orada. Ney ile buluşmam ise musikiye karşı bir ilgi alakam var. Ney de musikinin çok önemli bir enstrümanı, parçası olduğundan ve benim de benliğime, kişiliğime hitap ettiğinden dolayı Ney'e elhamdülillah başladık ve 3 ay kadar kısa bir sürede çok önemli bir seviyeye geldiğimizde düşünüyorum hocamızın sayesinde. Hemen yaşı öğreneyim bir de. Yaşım 27. 27. Değişik yaş grupları var. Hemen önde de bayanlarımız da var. Hemen ablamıza mikrofonumuzu atalım bakalım neler söyleyecek. Öncelikle izleyicilerimiz sizi tanısın. Aysel, ben de bir aşkla başladım. Benimkisi aşkla oldu. Çalışıyorum. Akşam saatlerinde yetişmeye çalışıyorum kursumuza. Evet. Aynı mutlu. Farklı farklı yaş grupları, genciyle, çocuğuyla diyeceğim. Daha da ileri yaşlarıyla tabii ki. Sizi de tanıyalım. Merhabalar. Ben Ali. Hı hı. Bir merakla başladı. Diğer, evet, arkadaşlar da olduğu gibi. Ekim ayından beri burada üflemeye çalışıyoruz. Hı hı. 26 yaşındayım. Ne güzel. Meslek nedir? Meslek özel bir şirkette satın almacıyım. Satın alma var. Çeşit çeşit mesleklerden, gruplardan ne mutlu. Hemen şöyle arkadan geçeyim. Bayanlarımıza da söz verelim. Merhabalar. Hı hı. Adım Büşra. Hı hı. 26 yaşındayım. Hı hı. Sınıf öğretmeniyim. Ay ne güzel. İşte hocamızın da dediği gibi
3 aydır burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, üflemeye çalışıyoruz. Sınıf öğretmeniyim dediniz. Bütün öğrencilerinize tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Sınıf öğretmeniyim ama şu anda Suriyeli öğrencilere Türkiye Eğitim Sistemi'ni entegrasyonu projesinde öğrencilere Türkçe öğreticiliği yapıyorum. Ne mutlu. Benim neyle buluşmam da aslında ilkokulda müzik öğretmenim sayesinde oldu. Beni neye yönlendiren o olmuştu ama nasip şimdiye kısmetmiş. Çok şükür öğrendik, biz de üflemeye çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere diyorum. Hemen ön tarafa da devam ediyorum. Evet ablam, sizi de tanıyalım. Merhabalar. Ben Büşra, Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans öğrencisiyim. Ne güzel. Neye, enstrümanlar arasında sadece neyle bir merakım vardı. Bu vesileyle Bursa'ya gelmişken, vaktimde varken bu kursa kaydoldum. Nadir hocamızla tanıştık. 3 ayda güzel bir süreç oldu bizim için. İyi bir ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. İlgisi olan herkese de fırsat bulduklarında böyle kurslarla, eğitimlerle neye yönelmelerini her zaman teşvik ediyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, ne mutlu. Davet ettik herkese. Evet, sizi de tanıyalım. Adım Emre. İş güvenlik ağ montaj ustasıyım. Daha önce buraya geldiğimde neyi sesini duydum. İşte hocamızdan rica ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Hocamız sayesinde başlamış bulunduk. Merhaba. Merhaba. İsmim Zehra. Edebiyat öğretmeniyim. Tasavvuf müziğe zaten meram vardı. Ben de buraya geldim. Uğraşıyoruz işte. Ne mutlu sizlere efendim. Kavaklı Mahallesi'nde olunca, her iki büyük camilerin yanında da olunca ezan sesi de tabii ki bu ney sesine karışacak bu akşam. Ben buradaki ablamı ayağa kaldırmak istiyorum. Çünkü ikimiz de arkada kaldığımız için şöyle ayağa alırsam seni. Heh, boyun görünmüyor, yüzün görünmüyor, ufak tefek kalmışsın. Ne kadar, ne ismini? İsmim Melike, biyoloji öğretmeniyim. Neyin sesini çok seviyorum. Enstrümanların içinde de en yakın kendime neyi buldum. Ve hani böyle kursa başlamak istedim. Devam ediyoruz işte. Ne mutlu. Ben teyzemden rica edeceğim ablamdan. Ayağa kalkmasını, boyu benim dediğim gibi görünmedikleri için. Şimdi grubun en genci, en genç bayanı, en küçük yakışıklımız vardı, bir de en genç yüzlü ablamız var. Evet, isminizi öğrenebilir miyiz? Fikriye Yıldız ben. Hı-hı. Emekliyim. Hı-hı. Bursalıyım. Herhalde ne, nasıl, evet, nasıl merak alaka saldınız, alakamı nasıl alakanız oldu? Evet. Şöyle oldu, küçük oğlum önce nereden şey yaptıysa o bineği getirdi eve. Hı-hı. Üfledi falan, bu işte sabır ve sebat işi. Hı-hı. Aşk işi gerçekten. Hemen bıraktı. Yani işte bırakanlar çok oluyor. Tabii ki baştan çok hevesle başlanıyor ama sabır ve şimdi, azim olduğu için işin içinde. Neyi onda görünce bana, benim içimde, hı-hı, vardı zaten. Kendim bu işe niyetlendim. Hı-hı. Hem ona örnek olsun diye. Ayrıca şöyle bir şey de oldu. Benim kızım, büyük kızım Amerika'da yaşıyor. Misafir getirdi, hı-hı, orada. Hı-hı. Yemekten sonra misafirlerden bir tanesi bir enstrüman çıkardı. Hı-hı. Oradaki küçük bir resital verdi misafirlere. Bu çok bir hoşluk oldu yani. Biz artık küçük bir mesaj mı olsun? Yani gençlerimiz gerçekten, hı-hı, hani ilgilerin, kabiliyetlerin olduğu bir şeylere yönelsinler. Lütfen Amerika'ya yani. Amerika'ya selam olsun mu? Kız oradaymış. Olsun. Evet, kesinlikle. Şimdi geceleri hafta sonlarını çıkartırsak, yaş kaç onu da sorayım. Ama geceleri hafta sonları çıkar. Ya sen şimdi. Olmaz değil mi? Ben gencim diyorsun ya daha. Ya işte emekliyim yani. Hepsi evet. Evli çocukların 4 tane. Ne mutlu, Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür efendim. Nadir hocama çok teşekkür ediyorum. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Ben de Kadın Gözüyle ekibini aranıza alıp bu güzel güzel geceyi, ney sesini bizlerle paylaştığınız için. Ancak ben hemen şöyle ön tarafa geçmek istiyorum ve iki tane detayı da aktarmak istiyorum. Türk tasavvuf müziğinin ve tabii ki Türk klasik müziğinin en önemli eserlerinden biri ney. Hemen notlarımın arasında bir detay daha var ki o da Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde neyden bahsettiğidir. Sagu denen erlerin acılı günlerinde, erdem günlerinde, ölüm günlerinde bir araya gelip neyi kullandıklarından bahseder. Hocamın da, Nadir hocamın da bahsettiği gibi yüzyıllar öncesine dayanıyor kökü ama ne kadar eskiye dayanıyor işte onları biz bilemeyiz. Ama yaşatma konusunda Nadir hoca ve öğrencileri bunu devam ettirmeye çalışıyorlar.
izleyicileri Haraççıoğlu Medresesi'nden bir başka kültür merkezine, Ördekli Kültür Merkezi'ne gidelim. Orada da Osman Gazi Belediyesi'nin kültür ve tarih konferansları yapılıyor. Nurbanu ve Safiye Sultan'ı buyurun doktor hanımdan dinleyelim. Belediyesi'nin Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediği tarih ve kültür konferansları devam ediyor. Yine yanımızda konuğumuz var, bir bayan doçent doktorumuz var. Konusu da çok özel bir konu. Geçmişe götürecek, tarihe götürecek bizleri. Efendim öncelikle izleyicilerim sizi tanısın. Merhabalar, ben Merhaba. Özlem Kumrular. Tarih üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda romanlarla yazıyorum. Bunlar da kadın biyografilerim oluyor. Daha önce Kösem'i yazmıştım. Şimdi de Nurbanu ve Safiye Sultanları yazdım. Bugün de konunuz Nurbanu ve Safiye Sultanları işleyeceksiniz ve tabii ki konuklarımıza bu konuyla ilgili bilgiler vereceksiniz. Özet geçersek kısaca neler anlatırsınız? Geçmişe götürürseniz bizi o konular hakkında neler söylersiniz? Çok kapsamlı şeyler konuşacağız tabii ki. Özetlemek biraz zor olabilir. Bu kadınların yaşam öykülerini bulabildiğimiz kadarıyla, çünkü Osmanlı tarihinde kadınların tarihini yazmak, kadınların biyografisini çıkarmak çok zor. Çünkü haklarında bilgi yok. Biz bunları daha çok Venedik arşivlerinden bulduk. Ve Osmanlı'daki minik minik satırları bir araya getirerek yeniden hayatlarını bir bakıma dinleyiciye ulaştırdık. Peki şimdi hem Nurbanu hem de Safiye Sultan hakkında tarihte tabii ki pek çok söylemler var. Malum birazcık da bu dizilerden kaynaklanan yanlış edinimler oluyor. Araştırmadan, dinlemeden algılamalarımız oluyor. Siz ne söylersiniz? Evet, çok büyük hatalar var. Nurbanu ile Safiye'nin geçmişi karıştırılıyor. Nurbanu'nun geçmişi Safiye'ye yapıştırıldığı için Safiye'nin Venedikli bir geçmişi olduğu zannediliyor. Hatta bunun üzerine 3 ciltlik bir roman yazılmış. Tamamen yanlış. Kökenleri hakkında hala sorularımız var, farklı iddialar var. Sarayda tabii ki çok önemli bir yer arz ediyorlar, politikaya karışıyorlar. İç ve dış siyaset içinde çok hakimler, özellikle Safiye Sultan iç siyaseti oğlu Mehmet, 3. Mehmet döneminde ciddi şekilde manipüle ediyor. Önemli kadınlar. Önemli kadınlar, gerisini konferansta dinleyeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz doçent doktor Özlem Kumrular'a. Efendim konferansta detaylarıyla, kadın gözüyle aralarında olacağız. Gerçek eşi o. Denildiği üzere Venedik Devleti devasından bir korsunum
ya da bazılarının dediği üzere asırzade bir memelikle. Evet, büyük bir ihtimalle Selim sancağa gittiğinde, Konya bazı iddialara da göre daha sonra Manisa'ya gittiğinde bir şehzadeyken Nurbanu oraya götürülüyor. 1537 yılı Barbaros korku seferine çıkıyor. Seferi bugün yine Gazay korkusunda. Korfu adasından getirildiği iddialardan bir tanesi. Diğer bir iddia da aynı seferde Paros adasından getirildi. Bunlar o dönemde birbirine çok yakın olmayan, biri yukarıda kalıyor Adriyatik'te, biri de Kiklakların ortasında bir ada Paros, aynı Paros'un karşısında. Özellikleri ikisinin de tebaasının Rum olması ve esas devletin de Venedik devleti, yani bir Katolik devlet olması. Dolayısıyla Rum tebaadan geliyorsa, bir Ortodoks Katolik de Venedik tebaasından geliyorsa da çok az bir İtalyanca konuşan Venedikli sınıfı var, yönetici sınıfı, o zaman da Katolik. Ve göreceğiz ki bu aslında alt sınıftan gelen, yani Yunan tebaalı Ortodoks bir kadın. İddialar 1900'lü yıllarda gelişmeye başlıyor. O döneme kadar hiç incelenmemiş. İslam ansiklopedisine yanlış geçmiş, dönemin kaynaklarına yanlış geçmiş. Küçücük bir iddia büyümüş 1900'lere kadar gelmiş ve 1900'lü yıllarda İtalyan Türkologlar ve tarihçiler bunu incelemeye başlamışlar ve yanlışları yavaş yavaş sökmüşler. Geçmişi oturtup onun Bafo sülalesinden geldiğini, yani 500 yıl tarih kitaplarına getirecek kadar etkili. Evet, Hasan'ın hikayesinden yola çıkarsak, o Korfu'dan gelen, Paros'tan gelen bir asilzade. Diğer iddia ise çok daha aklımıza yatıyor. Korfu kaynaklı bir mektup, ki bugün mektup hem Venedik arşivinde var, hem daha sonra Yunanistan'da da tekrar yazılıyor. 1900'lü yılların başında Emilio Sala, büyük İspanyol tarihçi, kendisi de bulup mektubu ortaya çıkarıyor. Çok ilginç bir mektup. Yani o dönemde bu mektup eğer gerçekten yazılmışsa ve Venedik arşivine düzgün bir şekilde damgalı koyulduğuna göre mutlaka gerçektir diye düşünüyoruz. Bu Nurbanu'nun gerçek kökeni. Buradan da şunu anlıyoruz. Basilike diye bir annesi var. Annesiyle birlikte bir yerde çalışıyorlar. Büyük bir ihtimalle hizmetçi olarak çalışıyorlar. Çünkü küçük evimiz orada yakalanmış diyor. Ve daha sonra annesi Selim'in sarayında olduğunu öğrenip o kızım sultana eş olmuşsun, lütfen beni de yanına al diyerek bir mektup gönderiyor. Mektubun ekleri çok uzun. Ama bir kısmını isterseniz okuyayım çünkü çok romantik bir mektup. Senyora kızım, sonsuz selamlar. 29 yıldır sadece sizi, hayatta olup olmadığınızı düşünüyorum. Beni bu huzursuzluktan kurtarmanızdan başka hiçbir dileğim yok. Nihayetinde Sultan Selim Hazretleri'nin eşi olduğunuzu, ondan Sultan Murat adında bir oğlunuz olduğunu öğrendim ve bu yüzden Yüce Tanrı'ya şükürler ettim. Daha çocuk yaşınızdan beri sizde büyük bir insan olmanız gerektiğine dair belirtiler görülüyor. Ayrıca bundan daha da büyük mutluluklar elde etmenizi dilerim. Kızım, ben, yani zavallı anne, esir düştükten sonra 27 yıl esaret hayatı yaşadım. 27 yıl esaret hayatı o dönem için çok uzun bir hayat. Normalde 10 yıl, 15 yıl sürebilir ama 27 yıl gerçekten çok uzun. Bu süre boyunca büyük güçlükler ve belalar atlattım. Ve nihayetinde Tanrı'nın izniyle 2 yıldır özgürlüğüme kavuşmuş bulunmaktayım. Korfu'daki yerimize, küçük mekanımıza döndüm. Burada sizin de orada olduğunuzu öğrenince bu mektubu yazıp Barbaros aracılığıyla gönderdim. Barbaros da Yunan tebaasından bir isim olduğuna göre gerçekten bir evde çalışan, iki annelik kızla çalışan bir aile profili görüyoruz burada. Uzun bir mektup, sonuna doğru geleyim isterseniz. Hep geldiniz. Anneciğim, anneciğim, Türkler gelip beni kaçıracak, Hayrettin Paşa gelip beni kaçıracak diye. Biz de bu kız sonunda Müslüman olacak galiba derdik.
Tanrı'nın isteği üzere kendi ağzınızla kehanette bulunmanızın üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Kızım, eğer annene gönül borcun, aklının bir kenarındaysa beni almak için bir adam gönderir misin? Ben de sana geleyim. Siz de benim sizin anneniz olduğumu söylemekten utanırsınız. Bu arada mektupta sen ve siz gidip geliyor. Buradan da mektubun gerçekten samimi olarak yazıldığını, sonradan uydurma bir mektup olduğunu, olmadığını anlıyoruz. Sultan'la eş olmuş birine sen mi desin, siz mi desin, annen mi desin, anneniz mi desin karar verememiş. Daha sonraki kaynaklardan da anlıyoruz ki bu mektup gerçekten Nurbanu'nun eline geçmiş. Fakat annesini saraya çağırıp çağırmadığına dair bir belge hiç yok. Belgeler ne yazık ki burada kesiliyor. Kadın geldi mi, gelmedi mi, Beatrice'nin annesi gibi bir şekilde sarayda kendine yer buldu mu, Müslüman oldu mu hiçbir bilgi yok. Bir süre sonra eşiyle annesi arasında kalmaya başlıyor Murat. Ve bu dönemde Nurbanu da Murat'ın karşısına değişik cariyeler çıkarmaya başlıyor. Evet, bir süre sonra Nurbanu diplomasi kraliçesi haline geliyor. Ve Fransa kraliçesi Catherine'le yazışmaya başlıyor. Birbirlerine mektuplar gönderiyorlar ve hediyeler göndermeye başlıyorlar. İlginç bir şekilde Avrupa Modası'nı çok yakından takip eden Nurbanu köpekler istiyor Fransa'dan. Uzun tüylü, Bologna tipi köpekler. Bu da birazcık bizi şaşırtıyor. Çünkü saray içinde duvarlar arasında bir köpeğin bulunması kabul edilebilecek bir şey değil dönem için. Belki de bahçede açık alanda, çünkü diğer evcil hayvanlar, papağanlar, kuşlar, çok geç dönemde maymunlar görüyoruz. Ama bir köpek dönem için kapalı bir alanda, özellikle haremde bulunamaz. Modayı o kadar takip ediyor ki bir şekilde bunları herhalde bahçede sevmek ya da bahçede saklamak için Bologna tipi köpekler ısmarlıyor. Daha sonra daha ilginç şeyler ısmarladığını görüyoruz birbirlerine. Catherine bir mektup göndererek Safiye'den Etiyopya'da Hristiyan esirler, filler, değişik egzotik hayvanlar istiyor. Hristiyan esir istemesini anlıyoruz. Çünkü bu konuda çok tedirginler. Çünkü üç padişah döneminde de devam eden bir sorun var. Üma Hatun adlı bir kadının kızları esir düşüyorlar. Daha sonra bu iki kızın Hristiyan olarak Catherine'in sarayında nedim olduklarını görüyoruz. Kadıncağız her cuma selamlığında padişahları yakalayarak derdine derman aramaya çalışıyor ve üç padişah zamanında bu sorun devam ediyor ve hiçbir şekilde çözülemiyor. Kızlar da bir şekilde geri dönmüyorlar. Dolayısıyla bu esaret konusunda zaten bir nazik durum söz konusu olduğu için Etiyopya'da esirlerin Hristiyan olmasını istemiş olabilir. Egzotik hayvanlara gelince de dönem için en değerli hediyelerden bir tanesi. Bütün saraylar arasında dönemde bulunmayan egzotik hayvanlar değiştiriliyor, hediye olarak gönderiliyor. Ne yazık ki bu hayvanların büyük bir kısmı çevreye uyum sağlayamadıkları için ya erkenden ölüyorlar ya da acı çekiyorlar. Fakat buna rağmen Catherine ısrarla fil ve zürafa istiyor. Safiye, Nurbanu da bunun yerine ne gönderiyor? Hiç tahmin etmeyeceğimiz bir şey gönderiyor. Terra Sicilianta denen bir toprak gönderiyor. Dönemde kozmetik olarak kullanılıyor. Libya adasındaki topraklardan bir büyük seremoniyle çıkartılıyor bu. Herhalde cilde iyi gelen bir katman ki her sene törenle çıkartılıyor ve bu törende Ortodokslar baharın gelişini kutlarken Osmanlı askerleri de durumun yürümesini sağlamak için etrafta sakince bekliyorlar ve huşuyla bu töreni izliyorlar. İlk çıkarılan parça da saraya gönderiliyor ve hem şifa olarak kullanılıyor hem de kozmetik olarak kullanılıyor. İlginç bir şekilde
telgrafa yerine bunları gönderiyor. Evet. Murat söylediğimiz gibi Nurmanlı'yı çok seviyor ve annesi vefat ettiği zaman bütün tören kurallarına karşı çıkarak tabutunun yanında Fatih Camii'ne kadar yürüyor. Daha sonra her ne kadar Ayasofya'ya da gömülse de neden o kadar uzak bir caminin seçilmiş olduğunu düşündüm. Büyük bir ihtimalle yürüyüş çok daha uzun olsun, tören daha uzun sürsün, yası uzatmak için belki de. Sonra yeniden Ayasofya'ya getirilip oraya işinin yanına gömülüyor. Ağlayarak annesinin tabutunun yanında yürüyen yufka yürekli bir padişah. Evet, pek çok şey kalıyor Nurban'dan geriye ama pek çok saray kadınının bıraktığı gibi ne yazık ki bunlar da kendi isimleriyle anılmıyor. Önünden pek çok defa geçtiğimiz Akif Valide Camii, aslında Nurban'ın bıraktığı camilerden bir tanesi külliyesiyle birlikte ve bütün detaylarıyla o kadar ince uğraşmış ki hepsini tek tek kendisi kaydettirmiş. Ve Nurban aynı zamanda büyük bir Kur'an-ı Kerim külliyatından, koleksiyonundan İstanbul'daki kütüphane kuran ilk kadın. Başka dini eserler de var ama 16 tane çok değerli Kur'an-ı Kerim var cildi. Dolayısıyla İstanbul'da ilk kütüphane kuran kadın sorusunun cevabı da Nurban Sultan. Ve pek çok şey inşa ettiriyor. Cami, medrese, darülfünun, çift hamamlar, darüşşifalar, mektepler. Ama ne yazık ki biz onları hep Valide Camii, Atik Valide Camii olarak anarak hangi caminin kime ait olduğunu bile bilmiyoruz. Mesela her gün önünden geçtiğimiz yeni caminin aslında Safiye Sultan tarafından başlatılıp daha sonra Turhan Sultan tarafından bitirildiğini bile ancak ilgileniyorsak biliyoruz. Oysa ki camiler ne yazık ki kadın sultanların isimleriyle anılmıyor. Evet, koskoca Fransa kraliçesi bir mektup gönderiyor Nurbanu'ya. Fakat Nurbanu bu mektuba yetişemiyor. Mektup geldiğinde, mektuplar bazen 3 ay 4 ay sürebiliyorlar. Nurbanu'nun mektubu geldiğinde ne yazık ki Nurbanu vefat etmiş olduğu için Safiye hemen bu rolü ele geçirerek yeni Valide Sultan imzasıyla ona hediyeler gönderip yerini kullanmaya devam ediyor. Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.